Herkese merhaba. Arkadaşlar herkese selamlar. Sizlere şöyle bir video çekeceğim. Amerika'da nasıl kurpiyer oldum, nasıl dealer olduğum açıkçası onu sizlere anlatacağım. Şöyle ben bir sene bekledim kasinoda. O zamanlar garsonluk yapıyordum. Ha, normalde bazı çoğu kasinoda 6 ayda bir olur. Eğitim verilir. Buna trainee denilir. Eğitim verilir. İşte bazı kasinolar sadece kız alır. Bazı kasinolar erkek kız alır. Bazı kasinolar dışarıdan personel almaz. Bazıları sadece dışarıdan alır. Öyle bir durum oluyor. Ha, bizim kasino bir sene sonra açtı işte. Ha, merakla bekliyorum. Her gün, her ay defalarca soruyorum. Müdürlerle aram çok iyiydi. Kendimi listeye yazdırmıştım. Trainee'ye girmek için, eğitime girmek için kendimi listeye yazdırmıştım. Bu zor oluyor. Hani böyle size bir kere de anlatıyorum uzatmamak için. Çünkü ben bakıyorum video uzun olunca falan izlenmiyor. Sonra trainee zamanı geldi açıkçası. Sabah saat 8'den 12'ye kadar trainee'deydik. 12'den akşam 10'a kadar, aynen sanırım 10'a kadar. Ya 10 ya da 12'ye kadar şey yapıyorduk, garsonluk yapıyorduk. Hani istesem garsonluk yapmazdım, treninden çıkıp garsonluk yapmazdım. Ama bu da hani adamlar bana maaş vermezlerdi. Sadece treniyle ben o garsonluk maaşını alamazdım. Onlar da bana böyle bir şart koymuşlardı. Bir hafta, iki hafta, üç hafta böyle gitti. Daha kart oyunlarını falan öğrenememiştim. Çip kesmeyi falan biraz öğrenmiştim. Yani tam kart oyunlarına geçerken şöyle bir durum oldu. Elenenler oluyor tabii. Her hafta elenenler oluyor. Mesela herkes dışarıya çıkıyor. Tek tek içeriye çağırıyorlar. İşte kusura bakma, bir dahaki eğitimde seni görmek isteriz ama bu eğitimde çok geride kalıyorsun deyip şey yapıyorlar. Ben de 3. haftada eğlenmiştim ve bayağı bir üzülmüştüm açıkçası. Ha, sonra şunu söyledim, hani garsonluk nereye kadar? Ben bu işi gerçekten istiyorum demiştim. Yola koyuldum. Araştırdım dışarıda nerede eğitimler verilir. Ne kadar kasino varsa Kıbrıs'ı biraz araştırırsanız ya veya biliyorsunuzdur. Girne ve Levkoşa var, Maosa var. Ben Girne'deydim. Hani Levkoşa'daki kasinolara, Merit kasinolarına CV'ler bırakmıştım. Trainee falan, trainee'ye girmek için, kurpiyer olmak için işte. Hani defalarca bıraktım, ne kadar kasino varsa. Yani bir adamın olması gerekiyor, bir de şey. Bir de bayan olman gerekiyor. Ya adamın ya da bayan. Bayan olduğunda yaş önemli değil ama erkek olduğunda yaş biraz önemli gerçekten. Ha, benim yaşım da şey değildi, sıkıntılı bir durumda değildi açıkçası. Bu arada arkadaşlar, yani bazen yeri geldi çok iyi referanslarım oldu. Ama adamlar işte bayan daha çok istiyorlar. Erkekleri pek istemiyorlar bu işte. Sonra ben dışarıdan eğitim falan aldım. Baktım hani o kadar kasinoya CV bıraktım. Baktım çağırmadılar. Hani öğrendiklerimi de unutmak istemedim. İlk önce şöyle karşıya geçelim. İlk önce 250 dolara eğitim almak istedim. Sadece kart oyunlarını öğrenmek istedim. Poker rulet öğrenmek de 250 dolardı. Totalde 500 dolardı. Ben 250 dolar vermiştim. Kart oyunlarını öğrenmek için. Fikret adında bir adam vardı. Alsancak diye bir yer var. Yani bulunduğumuz yere 40-45 dakika uzaklıkta. Yani kendi evimden bahsediyorum. Yani yarım saat 40 dakika uzaklıkta. Ben adamın evine yani gidip eğitim almaya 2 hafta 3 hafta full bir şekilde gittim. Aynen 3 hafta full bir şekilde gittim. Eğitim 1 aylık.
İşte oyunları falan öğretiyor. Aga adamın yanına gittim. Bu adam da eski camiadan bayağı bir eski, bayağı bir tanıdığı varmış adamın. Gittim, arkadaşlarla falan gitmiştik açıkçası. Yani her gittiğimde bir memnuniyetsizlik içindeydim. İşten çıkıp gidiyordum. Aynen işten direkt çıkıp gidiyordum veya ilk önce oraya gidiyordum, sonra işe gidiyordum, dolmuşta gidiyordum, dolmuş parası veriyordum. Ve arkadaş beni götürüyordu, arkadaşa ekstradan ücret veriyordum. Bayağı bir uykumdan, zamanımdan feragat ediyordum. Hani niye? Çünkü çok istiyordum. Hem parası güzeldi hem de atmosferi çok canlı. Neyse, aga adam bir gün gitmişim yine. Yani bugün bir gün sabah erkenden uyandık. Eğitime gideceğiz. Hem uzak, kış ayıydı, yağmur yağıyordu. Aga yolun yarısında adam demez mi? Ben dün çok içtim. Hani isterseniz gelin kendi başınıza çalışın, kendinizce bir şeyler öğrenin. Ha ben bugün yataktan kalkacak halim yok, iyi değilim. Ya böyle bir duruma siz ne karşılık verirsiniz? Kimse anlayış göstereceğini düşünmüyorum. Çünkü niye? Ha, sadece bu duruma anlayış gösterilebilir. Sıkıntı yok. Belki de gösterilmez. Ortalarda bir seviye. Ama dayıcım, sen her gittiğinde adam masada şarap, içki, ikram edercesine bir şeyler içerse olmaz. Konsantre olamıyorsun. Adamın hal hareketleri çok kötü. Yani hiç seni derse odaklayabilecek hiçbir şey yok. Genellikle geyik muhabbeti. Aga $250 verdim ya. Sonra $250 üçüncü haftada bitirdim, gitmedim. Yani dedim buradan bir bok olmaz. Harbi harbi bir bok olmaz. Oraya da gitmek isteyen arkadaşlar kim varsa herkese söyledim, gitmeyin dedim, gerek yok. Hatta biz bu adamla bayağı bir şey olduk bir ara, tartıştık. Ben polise şikayet edecektim bu lavuğu. Çünkü hani bunun her yönden bir şeyi var. Eksisi var. Hani polise desem bu adam evde evde şey oynatıyor, kumar oynatıyor desem bu adamı öperler. Veya bu adam hani eğitim şey veriyor, vergi ödemeden milletten para alıp bir şeyler öğretmeye çalışıyor kendince. Sadece işte bayağı bir şey oldu, bir laf dalaşımız oldu. Kendisi bayağı bir erkeklik taslamıştı. Sonra arkadaşlar dedim böyle olmaz. Ben dedim bu işi daha iyi bir yerden öğrenmem lazım. Sonra biraz daha araştırdım. Serkan adında birisini buldum. Ha bu adamın evi de kasino gibiydi. Harbi harbi kasino gibiydi. Adamın evinde ya bu dediklerimin ikisi de çok eski. Bunlara Kıbrıs'ta çoğu kasino, çoğu kişi tanır. Ha pek soy isimlerini falan vermek istemiyorum. Şu an bir sıkıntı olacağından değil lan, gerek yok. Sonra Serkan diye bir tane adam vardı. Ha bunun yaşı biraz vardı. $2000 para istedi. O zaman $2000 60.000 TL yapıyordu. Yani şu $1000 kart oyunlarına $1000 da rulet oyunu içindi. 2 ay benden şey istedi. 2 ayda bu oyunlar falan her şey biter. Birinci ay için kart oyun. Bir de bana iş fırsatı garantisi vermişti. Les Ambassador'da tanıdığı bir müdür vardı. Seni oraya işe alacağım demişti. Ha senin için daha iyi olur demişti. Neyse, bu arada arkadaşlar her şey yapılabilir. Hani hiçbir şey zor değil, kart oyunları, hesap hiç aklınıza bir şey getirmeyin. İnanın bana her şey yapabilirsiniz. Siz o kadar gözünüzü korkağa alıştırmayın ve işte küfür ediyorlar, orada benim anama küfür öyle şeyler yok. Yani o çok nadir oluyor ya. Yani ben hiç hatırlamıyorum birinin gelip benim anama küfür ettiğini, hiçbir zaman hatırlamıyorum. Yani onlar hep oyuna küfür ederler. Size pek küfür etmezler. Çok nadir olur. Çok nadir. Neyse dayı. Bu adam tam benim işte eğitimim bitme sürecimde. Adam bana şunu söyledi. İşte benim müdürüm, benim güvendiğim adam Les Ambassador'daki adam. Adamı işten atmışlar. Müdürü işten atmışlar. Ya kardeşim yani bu nasıl bir iş?
Sen para veriyorsun, adama güveniyorsun. Bir de 2000 dolar da az bir paradı. Ya o zaman benim kazandığım aylık yani ne kadar? 1000 dolar, 1100 dolar mı neydi? Aynen. Öyle adam bayağı bir, ben bu duruma bayağı bir sinirlenmiştim. Hani bana bayağı bir gaz vermişti. İşte seni her yer işe alır falan filan. Ne kadar kasino varsa hepsine CV bıraktım. Levkoşa ve Girne'de. Size Kıbrıs'ta ne kadar kasino var hepsini de sayarım isterseniz. Aga kimse işe almadı. Kimseye ertesi gün arayıp işe gel demedi. Birincisi tecrübeli eleman istiyorlar. İkincisi kız istiyorlar. Üçüncüsü dışarıdan eğitim aldığım için kimse şey istemiyor. Kimse beni işe almak istemiyor. Hani dışarıdan eğitim almakla kasinoda eğitim almak arasında dünyalarca fark var. Çünkü adam sana diyor bu işi daha önce yaptın mı? Yani çünkü seni bir misafire karşı şey yapacak, oyun oynatacak veya seni table test'e sokacak. Yani seni masaya oturtacak, sana sorular soracak, sana oyunu oynatacak. O an sen kasinoda olduğun için, çünkü sen bu oyunu evde öğreniyorsun. Seni kasinoda işte sana sorular sorunca sen çok fena bir heyecana giriyorsun. Bu böyle bir kere başıma geldi. Orada da bayağı maaşlar düşüktü açıkçası. Ama olmadı. Keşke orada da olsaydı. Olmadı. Yani bayağı ben 2 ay falan bayağı bir arayış içerisindeydim. Her yere CV bıraktım. Bayağı da üzüldüm. Çünkü işimden de çıkmak istemiyordum. Bana bazı gerizekalı çevremdeki insanlar işten çık, öyle iş ara demişlerdi. Hani ben de o aptallara hala şu sözü unutmuyorum. Şunu demiştim. Ben dolmuş geçmeyen yerde neden dolmuş bekleyeyim ki? Hani neden araba geçmiyor? Çünkü hani kimse demiyor seni işe alacağım. Ben yine de CV bırakıyordum izinli günlerimde falan. Sonra abi 2 ay 3 ay bekledim olmadı. Ümidimi kestim. Bayağı adamla da bir tartıştım. Ya sonra ben bu adamı bayağı da iyilik de yapmıştım. Adamın ev sahibi evden çıkarmıştı. Ben adamı ev konusunda da yardımcı olmuştum. Ama işte bazı olaylar var. O yüzden pek konuyu uzatmak istemiyorum. Sonra bir baktım bana green card çıkmış. İlk defa başvuru yapmışım. Green card çıktı. Bayağı bir heyecanlıydım. Açıkçası. Ha sonra dedim ki yani dedim canlıya girmek yani kurpiyer olmayı boş ver dedim enler. Ya olsaydım 10 numara olurdu ama sorun değil dedim. Bundan bir 4 ay daha çalışıp sonra Amerika'ya gideceğim aklımdaydı. O yüzden artık böyle bir isteğim kalmamıştı açıkçası. Sonra bir baktım Kratos diye bir kasino var. Bayağı bir Kıbrıs'ta ünlü bir kasino. Eskiden daha da şaklıydı ama şu an artık bir etkisi yok, bir yoğunluğu da yok. Ama eskiden bayağı bir şey vardı işte. Aileler arasında sıkıntı olduğu için bayağı bir sıkıntılar, uzun bir süre kapalıydı kasino. Bayağı uzun bir süre kapalıydı. O yüzden oranın müşterileri de hep dağıldı. Başka kasinolara falan gitti. Yani ben çok duydum mafyaların geldiği, çantanın içinde bir sürü paraların olduğu, korumalarla geldiğini, Arap şeyhlerin geldiğini falan çok duydum açıkçası. Neyse orası açıldı arkadaşlar. Orası açılınca bizim Acapulco Casino'dan bir sürü personel oraya gitti. Canlıdan. Yani kurpiyerler, dealerlar, bir sürü kadın. Erkek zaten her kasinoda erkek çok azdır. İşte bizden de 2-3 tane falan bayağı bir gitti. O gün izinden gelmiştim. Haftalık izinden. Akşam 10'du. Müdür bana şunu söyledi. Canlıya geçmek ister misin dedi. İsterim dedim ama işte bu birkaç aydır dedim şey yapmıyor, tekrar yapmadım. Bunu bir tekrar yapmam lazım. Öyle geçebilirim dedim. Sonra genel müdürün yanına çıkardı beni. İlker Bey. İlker Bey yani yemin ediyorum size eğer adam akıllı bir müdür, adam akıllı personellerle, adam akıllı şeflerle karşılaşmak, çalışmak istiyorsanız Acapulco'ya gidin. Hani 10 numara insanlar var. Size yemin ederim. Ben orada bir ömür çalışırdım. Ama garsonlukta F&B'de fazla olmayın. Yani hizmet sektöründe fazla olmayın. Daha yukarılara çıkın. Oralar daha iyi. Yani bu sizin için bir altın bilezik olur.
İşte müdürle konuştum. İlker Bey şunu söyledi. Amerika'ya gidecekmişsin dedi. Yoksa ben seni dedi burada kurpiyer yapacaktım dedi. Ha, ben de ona şunu söyledim. İlker Bey, benim size yalan söyleme gibi bir niyetim yok. Ben 1,5-2 yıl sonra Amerika'ya gideceğim. Yarın Amerika'ya gitmeyeceğim. 1,5-2 yıl size daha hizmet edebilirim bu sektörde dedim. Bu departmanda. O da tamam dedi. Alın dedi masaya. Masada yine bende heyecan vardı. Bir hafta falan böyle bir hafta değil de 3-4 gün böyle eğitim tekrar gösterdiler. Sonra ilk oyun çok heyecanlıydı. İkinci oyun, üçüncü oyun, dördüncü oyun, beşinci oyun. Sonra artık masada konuşup oyun oynatıyorsun. Ve bu işin en mükemmel, en zevkli hali. Masada konuşup oyun oynatmak kadar mükemmel bir şey yok. Adamla sohbet ediyorsun. Adamla şey yapıyorsun. Abi nerelisin? Ne yaptın? Ne ettin? Bunların konuşmasını yapıyorsun. Onu bunu çekiştiriyorsun. Yani lay lay lom. İşin lay lay lom. Öyle bir stres yok. Yani Royal Flush bir kere açtım bu arada. Street Flush 2-3 kere açmışımdır. Kare açtım baya. Hatta ben bir ara Royal Flush açtım. Street Flush açtım. Benim sonra pardon misafir Street Flush açtı. Sonra ben de Street Flush açtım. Benimki 12'ni geçti. Ya orada bayağı misafir kartları aldı böyle masaya falan attı. Ama sıkıntı yok burada. Burada hiçbir şey olmaz. Bunlar çok normal. Adam para veriyor. Adam orada bağırıp çağırıp küfür etse de normal yani. Kimse abartmasın. Öyle arkadaşlar. Sonra kurpiyer olarak bir 8 ay mı? 8 ay mı? 8 ay. 8-9 ay yaptım ya. Aynen hemen o sürelerde bir bu işi yaptım. Belki bir sene de yapmışımdır. Şu an pek hatırlamıyorum. Ama öyle bir sene falan çok geçmedi arkadaşlar. Maaşı da iyiydi. Ha bu arada en son şöyle bir şey olmuştu. Son 2-3 aydı. Bir hafta take off, ikinci hafta double off. Yani bu hafta ben pazartesi izinliysem önümüzdeki hafta ben pazartesi salı izinliyim. Böyle bir off vardı. İzin günleri vardı ve çok, çok mükemmel bir izindi. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.